Evet, kısacık bir ara ve programımız kaldığı yerden devam ediyor. Az önce de dediğim gibi biraz olayın uluslararası boyutunu konuşacağız. Habertürk gazetesi dış haberler şefi Özcan Tikit bizlerle beraber. Günaydın. Günaydın, merhabalar. Hemen uluslararası boyut deyince tabii ki ilk etapta Amerika ayağı ve Rusya ayağı göz önüne çıkıyor. Belki hemen ardından İran'ı da konuşuruz. Neler oluyor o tarafta? Şimdi Amerika ve Rusya deyince esas itibariyle Suriye'de iki tane birbirine zıt kutbu algılıyoruz. Oysa işin başından alırsak yani 2011 yılından Suriye'de işte Mart ayı itibariyle Dera'da bu isyanların başlamasıyla daha sonra ülkeye yayılmasıyla başlayan süreçte çok geçmeden biz şunu görmeye başladık. ABD ve Rusya danışıklı bir dövüş halinde Suriye'de hareket ettiler. İşte o dönem Amerika'nın bazı önünde seçenekler vardı. Seçeneklerden bir tanesi bu kriz ortamında ki hatırlayın sadece Suriye değildi. Krizin bir diğer adı Libya'ydı. Ve hemen onun yanında Türkiye'ye dost bir yönetim, Mursi rejimi, Mısır vardı ve Lübnan'la da ilişkiler çok iyiydi. Dolayısıyla Suriye'de Esad rejiminin gitmesine yönelik bir strateji izlemek o dönem Amerika için Türkiye'nin önünün açılması anlamına geliyordu. Amerika bu seçenekler içerisinde bir tercih yaptı ve Türkiye ile beraber yol yürüyor gibi yaparken esasında Türkiye'nin önüne kuyular kazıyordu ve Türkiye'nin bölgede güçlenmesini engelleyecek stratejiler, taktikler peşinde koştu. Ve işte 2013 yılından sonra da bu kendisini daha çok işte PKK ile iş tutma sürecine götürdü. Çünkü bölgede hem Amerika'nın istekleri doğrultusunda çalışacak, hem kendisine verileni alıp üstesinden fazlasıyla hiçbir şey istemeyecek. Ama bu bir yandan da Türkiye'ye önüne set çekecek bir yerel güç olarak PKK'yı gördü. Ve burada Türkiye tabii ilk başlarda bunu hissettirmedi. Bunun öncesinde Türkiye'nin gayet samimiyetle Amerika ile birlikte yürüttüğü bir strateji vardı. Ve bu süreç içerisinde Türkiye'nin önerdiği işte bugün Özgür Suriye Ordusu dediğimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Afrin'de bu operasyonu yapan yerel unsurlar Amerika tarafından Türkiye'ye dost oldukları için bir müddet çok kısıtlı bir ölçüde desteklenmekle birlikte esas itibariyle bir kenara bırakıldılar ve PKK'ya destek verilmeye başlandı. Diğer tarafta dedik ya hani danışıklı bir dövüş sürecini izliyoruz. Rusya yönetimi de bu süreçte Esad taraftarı görünmekle birlikte ve Esad taraftarı olan cepheyi güçlendirmeye çalışmakla birlikte kendi çıkarları açısından, Akdeniz'de bir üs bulundurma açısından böyle bir strateji izlerken Esad rejimini hiçbir zaman bu savaşı bitirecek düzeyde güçlendirmedi. Hiçbir zaman böyle bir desteği vermedi. Amerikan yönetimi isteseydi Rusya bunu çok kolay yapabilirdi. Evet, çünkü Amerikan yönetiminin bu dönemde Rusya'ya açtığı açık bir sayfa vardı ve dediğim gibi az önce söyledim, Amerika için esas öncelik Türkiye'nin önünün kapatılmasıydı. Dolayısıyla Esad'da böyle bir destek de verilebilirdi. Fakat ikisi danışıklı hareket ettikleri için biri PKK'yı veya diğer yerel unsurları asla Esad'ı devirecek kadar desteklemedi. Öteki de asla Esad'ı muhalefeti veya işte diğerlerini yok edecek kadar güçlendirmedi. Ve böyle biz Suriye'de kocaman bir ölüm çukurunun açıldığına tanıklık ettik. Çünkü yenişememe durumu, dışarıdan sürekli silah geliyor her iki tarafa da ama hiçbir taraf birini yenecek duruma gelmiyor. Ve böylece bir ölüm kuyusu, derin bir ölüm kuyusu açıldı ve Türkiye'nin de bu dönemde izlediği kendi çıkarlarını da esas olarak hani o dönemde uygundu, şu anda uygun. Samimi politika bu iki gücün arasındaki danışıklı dövüşün sonucunda değişmek zorunda kaldı. Bugün geldiğimiz noktaya biraz değineyim. Esas itibariyle şimdi Türkiye'nin bu şu an yaptığı şey, şu an yaptığı operasyon ilk kez belki iki güç arasında bir ayrışmaya sebep oldu. Çünkü hatırlarsanız daha önce mesela bir Münbiç meselesi vardı. Münbiç'te PKK orayı
DAEŞ'ten aldıktan sonra Amerika Türkiye'ye söz vermişti. İşte PKK geri çekilecek, tamamen Fırat'ın doğusunda kalacak, batısına geçmeyecek. Rusya da benzeri sözler vermişti. Ancak bu operasyonun tamamlanmasıyla birlikte biz bir anda neye tanıklık ettik? Tam Türk Silahlı Kuvvetleri bu söz tutulmadı diye hareket hazırlığındayken Amerikan ve Rus askerleri Türkiye ile PKK arasına girerek bayrak çektiler. Hatta o dönem bunu bir bayrak savaşı olarak nitelendirdik. Ve Türkiye'yi ikna etmedi de Amerika bunu söyleyecek yüzü kalmadığı için karşı tarafta hiçbir şekilde yani Türkiye'de Ankara'da böyle bir güven bırakmadığı için o süreçte Türkiye'yi frenleme noktasında diplomasi ayağında Rusya devreye girdi ve Türkiye Münbiç operasyonundan vazgeçmek durumunda kaldı. Ancak bu vazgeçme bir vazgeçme değildi. Biz bugün Fırat Kalkanı'yla ve bugün yapılmakta olan harekatla şunu görüyoruz. Bu bir sabırdı. Türkiye ısrarla kendisine verilen sözlerin yerine getirilmesini bekledi. Ama yerine getirilmediğini anlayınca da bunun için önce diplomasi ayağında kendisini yeniden konumlandırdı. Sonrasında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla askeri olarak kendisini yeniden konumlandırıyor. Bu arada yanılıyor muyum? 23 Ocak tarihli yazında zannedersem Türkiye'nin aslında biraz da iç oyunlarla zaman kaybettiğini yazmışsın. 17-25 Aralık, 15 Temmuz durumlarından kaynaklı geç müdahale gibi bir şey algılıyorum, evet. Hatırlıyorum. Yanlış mıyım? Şimdi ben onu... Yani sadece kendi sezilerim veya o dönem gözlemlediklerimle söylemedim. O dönem yaptığım bazı yetkililerle ki üst düzey yetkililerden bana söylenen bir şeydi. Yani 2013 yılı itibariyle esasında Türkiye Suriye'de bir operasyona yaklaşıyordu ve biz operasyonun hazırlığı, planları yapılmış durumdaydı. Ama bunun sebebi neydi? Yani bu operasyonun yapılmak istenmesinin sebebi neydi? İşte bugün konuştuğumuz göç yükünün büyük ölçüde artmaya başlamış olması ve Türkiye'nin aslında 2012 yılında koyduğu 100 bin kırmızı çizgisi vardı. Yani göçmen 100 bini geçtiği zaman Türkiye bütün dünyaya ilan etmişti ve bu 2013 yılında neredeyse 10 kat, 12 kat artmış durumdaydı. Bir ikincisi işte ulusal güvenlik tehlikesi, ulusal güvenlik tehdidi olarak görülen PKK'nın sınırda güçlenmeye başlaması vardı. Dolayısıyla buna yönelik bir harekat planlanıyordu. Ama işte o bahsettiğimiz dedim ya sadece dışarıda yürütülmüyor süreç. Ülkelerin dış politikaları başka ülkelerin iç politikaları üzerinden yapılır. Özellikle Türkiye gibi ülkeler bu tür operasyonlara çok büyük ölçüde hedef olarak seçilirler. Yani iç politikalarına yönelik bir dış politika yaparsınız. Hassasiyetler kaşınır. Ondan sonra işte o bölgedeki, o ülkedeki sorunlar büyütülmeye çalışılır ve neticede bir kaos ortamı oluşturularak bu gücün dışarıda hareket etmesi engellenir. Yani felç haline getirirsiniz. Ve Türkiye hem gezi süreciyle belki tekrar hani söylemekte fayda var. Gezi sürecinde ilk başlarda çıkanlar tamamen samimi duygularla buna destek vermiş olabilirler. Ama bu işin başka bir boyutu. Ama işin köpürtülmesi ve bütün dünyada Türkiye büyük bir güvensizliğin içine, büyük bir belirsizliğin içine itiliyor imajının yaratılması bu dışarı, başka güçlerin. Başka bir şey. Onun devamında işte 17-25 Aralık operasyonları ki zaten biz bu operasyonları yapanların büyük ölçüde Amerika ile bir şekilde bağlantılı olduklarını daha sonrasında 15 Temmuz'la birlikte gördük. Bütün olaylar birbirini izliyor ve sadece hani operasyon anlamında değil, Türkiye'nin o dönem yaptığı çok daha önemli şeyler vardı. Türkiye'nin kendisini konumlandırış şekliyle Orta Doğu'nun sorunlarına bakışı itibariyle, sorunların çözümüne sunduğu reçeteler itibariyle tamamen demokratik reçetelerdi. Ve hatırlarsanız biz 2011-2013 yılı aralığında Türkiye'nin hem bölgeye bakışında yani sınırlarının dışına bakışında hem de kendi içine bakışında gayet demokratik bir perspektif görüyorduk. Bu da hedef alındı esas itibariyle. Bakacak olursanız mesela gezi sürecinde özellikle PKK yöneticilerinin bizzat kendi gazetelerinde yazdıkları şunu söylüyordu. İşte görüyorsunuz Türkiye'de devlete hükmettiğini iddiasında olan parti belirsizlik ortamında. Dolayısıyla devleti temsiliyetinin ne kadar gerçekçi olduğu tartışılmalıdır ve bu süreçten çekilmelidir
diyorlardı. Kendi yöneticilerini eleştiriyorlardı ki bu eleştirenler daha sonra PKK'nın üst düzey kadrolarında yer edinmeye başladılar ve PKK çözüm sürecinde işte o dönemki bütün demokratik süreçlere ihanet ederek Türkiye'yi de yeniden kendi stratejisini oluşturmak durumunda bıraktı ve bütün bunlar hem bir yandan Türkiye'nin içeriden hedef alındığını, bir yandan da dışarıdan hedef alındığını göstermeye başladığında, bütün göstergeler bunu işaret eder noktaya geldiğinde de Türkiye dediğim gibi Orta Doğu'daki, özellikle kendi sınırlarındaki ulusal güvenliğine tehdit arz eden konularla ilgili olarak yeniden kendisini konumlandırma gereği duydu. Bugün bu konumlanmanın sonuçlarını yaşıyoruz. Bana soracak olursanız, yani bu aslında büyük bir cesaret. Ne cesaret? Yani şöyle bir cesaret. Bundan öncesinde Türkiye korkularıyla yaşayan bir devletti. Yani devletten bahsediyorum. Devletleri insanlardan ayırmak da hani hareket tarzları bakımından aslında çok farklı değildir. Ya korkularıyla, ya korkularla yaşarsınız ve bu korkulara teslim olursunuz veya korkularınızla yüzleşip bunlara uygun stratejiler geliştirerek kendi benliğinizde, kendi aklınızla bu korkuya teslim olmanın mı, yoksa bu korkuya meydan okuyup bu korkunun üstesinden gelerek mi bu işin altından kalkabileceğinizi düşünürsünüz? Eğer bu korkularla yüzleşip, bu korkularla mücadele ederek bu işin üstesinden gelebileceğinize dair inancı hissederseniz ve bu doğrultuda hareket ederseniz, bunun adı cesarettir. Türkiye bunu öncesinde hani az önce bahsettiğim süreçlerde bazı sorunlarının olduğunu, bazı korkularının olduğunu ve bu korkuları aşmak için bunların üzerine gidilmesi gerektiğine kanaat getirdi. Ve biz esas itibariyle başta askeri harekatlardan, operasyonlardan bahsetmiyorduk. Çok farklı, çok daha güzel senaryolardan bahsediyorduk. Ama günün sonunda içerideki bu süreç sadece içeride atılacak adımlarla, demokratik açılımlarla bu işin askeri ayağının, bu işin operasyonel ayağının tamamlanamadığını gösterdi. Ve Türkiye ilk önce içeride bunun bir ayağının eksik olduğunu fark ederek cesaretle o işin üzerine gitti. Daha sonrasında sınırlarında oluşan ve kendisine tehdit eden bu korku bariyeriyle yüzleşmeye başladı. Fırat Kalkanı Harekatı, onun için Türkiye'nin bu korkuyla yüzleşmesi bakımından, kendisini yeniden konumlandırması bakımından ilk adımdı. Zeytin Dalı Harekatı bunun ikinci adımı. Dolayısıyla hani bunu sadece işte bir ülkenin veya işte Rusya ile biz bu süreçte biraz daha ittifak halinde gidiyor gibi görünüyoruz. Amerika ile biraz daha sürtüşüyor gibi görünüyoruz. Birinden sanki izin aldık, birinden izin alamadık, bu iş böyle yürüyor havası var. Ama tüm bunların ötesinde Türkiye'nin bu korkulara sebep olanlar, bu korkuları destekleyenlere yönelik bir meydan okuması söz konusu. Ama sanki bir yandan da tarihe baktığımda Türkiye'nin aslında hiç kimseye güvenmemesi gerektiğini hissediyorum. Tarih tekerrürden ibarettir demek istemiyorum ama belki tarihte alınan dersler ileriye yönelik hareketlerde de belirleyici rol oynar. Çünkü Türkiye sırtını yasladığı zaman bir ülkeye çoğu zaman maalesef o arkasındaki yaslandığı gücün çekildiğini ve Türkiye'nin yapayalnız bırakıldığını görüyoruz. Hatta sırttan bıçaklamalar, sen de mi Brutus dediğimiz noktalar, tarihimiz bunlarla dolu. Aslında Türkiye sanki birinden ya da birinden icazet alacağına kendisine güveniyor. Bütün her şeyin farkında ve ben bunu yapıyorum arkadaş, ben bunu yapıyorum kardeşim. Buyurun yanımdaysan seninle beraber yürümeye hazırım olgusunu hissetmek istiyorum. Şimdi hani meşhur denize düştük yılana sarıldık sözünün belki de tarihteki İlk örneklerinden birini biz 2. Mahmut'tan Hünkar İskelesi Anlaşması'ndan sonra işte Mısır orduları Anadolu'nun içlerine kadar gelip Osmanlı'da geleneksel batılı müttefiklerinden destek istediğinde ve aradığı desteği bulamadığında Rusya'ya yanaşmak zorunda kalıp sonuçta da çok büyük tavizler vermek zorunda kaldığında o dönemki padişah ağzından işte denize düştük yılana sarıldık lafı düşüyor. Şimdi dolayısıyla bundan ders çıkarılmadığını söyleyemeyiz. Devletin bir hafızası vardır ve o hafıza üzerinden işler. Bu anlamda da
Tam da şu günlerde Rus basınında enteresan yazılar çıkıyor. Ne çıkıyor? Yani Rus basınında mesela geçen okuduğum bir şeyde bir eleştiri aslında Türkiye'ye yönelik güya eleştiri yapılıyor. Deniyor ki işte Türkiye Rusya anlaştılar. İşte Rusya hava sahasını açtı, Suriye'nin hava sahasını. Ama sanki Türkiye'nin ordusu çok cesur bir şekilde, hani nasıl söyleyeyim, cesur tam olarak ifade değil. Ama olması gerektiği şekilde bu işin üzerine gitmiyor. Türünden bir eleştiri var. Olması gereken şekil neymiş? Neymiş? Orada onu işte hava harekatlarıyla, bombardımanlarla, sivil, şimdi malum Rusya'nın... Olur mu hiç Türk ordusunun tarzı değil bu. Rus ordusunun Suriye'de yaptığı bu. Ve Rus ordusunun bu nedenle sahada tek bir dostu yok. Tek bir sivil dostu yok. Çünkü çoluk, çocuk, kadın demeden katlederek gittiler. Aldıkları her yeri böyle aldılar. Ve Amerikan ordusu da öyle yaptı. Amerikan ordusu da öyle. Amerikan ordusu aynısını yaptı. Bizden evet, duymuş olmayın ama. Şimdi Rusya'nınki, burada şunu anlıyoruz. Az önce dedik ya, kimseye güvenmemek lazım. Türkiye böyle bir anlaşma, hani Rusya ile bir en azından koordineye girerken Rusya'nın kendisine kurmuş olabileceği tuzakları da demek ki görüyor. Hı. Belki de Rusya bu hava sahasını açarken Türkiye'nin ordusunun da kendi ordusu gibi hareket edip sahada çok büyük hassasiyetleri kaşıyacağını ve sağduyusunu yitirerek, işte o meşhur Türk Silahlı Kuvvetleri'nin serin kanlılığından, sağduyusundan haberleri yok herhalde, onu kaybederek hareket edeceğini, dolayısıyla hem uluslararası toplumdan hem sahadan çok büyük tepkilerle karşılaşacağını düşündüler. Ama tam bunun tersine hareket ediliyor ve bir yandan da bu eleştirilerek belki bunun değiştirilmesi, manipüle edilmesi hedefleniyor. Satranç oynuyorlar. Ülkeler masa başına oturmuşlar, bir adım ötesine değil, 10 adım ötesini hayal ederek piyonlarını onlara göre yerleştiriyorlar. Bu kadar enteresan ki. Fakat ben tabii şuna üzülüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin çok uzun zamandan beri müttefiki, NATO dostu. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler hiç olmadığı kadar gergin, hiç olmadığı kadar kopma noktasında. Kopmasını düşünmüyoruz çünkü pek çok noktadan bağlı birbirine, ama o ipler yavaş yavaş ayrılıyorlar birbirinden. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler nasıl rayına oturur? Oturur mu ya da? Amerika'nın aslında bu bölgeye ilişkin meselelerde, özellikle bugün konuştuğumuz meseleye dair süre gelen yaklaşık 50-60 yıllık bir stratejisi var. Yani işte PKK'nın terör boyutunu temsil ettiği sorunun her ülkede kendi dosyaları içerisinde ele alınmasına yönelik baktığımız zaman bir yol izlendiğini görüyoruz. İşte Irak'ta mesele ayrı ele alınıyor, Suriye'de ayrı ele alınıyor ve farklı yapılarla hareket ediliyor. Yine İran'da işte PEJAK onunla beraber hareket ediliyor, destekleniyor. Türkiye'de işte NATO müttefiği olması nedeniyle işte PKK terör örgütü olarak kabul ediliyor. Ve sorduğunuz zaman Amerikalı yetkililer PKK ile mücadelede Türkiye'ye yıllardır çok büyük destek verildiğini söylüyorlar. En azından Türkiye ile ilgili boyutta... Bu sene farklı beyanlar duyuyoruz ama 3-5 sene öncesine kadar biz Türk yetkililerden de farklı beyanlar duymuyorduk açıkçası. Ama Türkiye bu harekatla birlikte işin terör boyutunun, meselenin terör boyutunun ülkeden ülkeye ayrıştırılamayacağını Amerika'ya anlatmaya çalışıyor. Ve Amerika'ya bu stratejisini değiştirmeye, terör boyutunda en azından meseleyi bir olarak görmeye, aksi takdirde bunun bölgeye istikrarsızlık getireceğini anlatmaya çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Amerikan yönetimi için dolayısıyla kolay bir süreç değil. Bunu bir kere anlamak kabul lazım. Kabul edelim, anlayalım. Yani çünkü adamların yaklaşık 50-60 yıldır sürdürdükleri bir siyaset var, bir strateji var. Diyoruz ya işte Obama geldi, aynı şeyi yaptı, biz Trump'a çok güvendik. Trump da aynı şeyi yaptı. Dedik Trump değiştirir ama Trump da değiştirmedi. Daha fena yaptı. Evet, Bush da farklı değildi, Clinton da farklı tabii, değildi. Genel politikaları cumhuriyetçiler de olsa, demokratlar da olsa genel politikaları yolunda kendi perspektiflerinden ilerliyorlar, değiştirmiyorlar. Çünkü o net. Bu tür stratejiler 5-10 yılda değiştirilebilecek stratejiler değil. Yani ve hepsi aynı yolu izliyorlar. Türkiye bir NATO müttefiği olarak belki de bu konuda Amerikan yönetimi üzerinde ne kadar ikna edici olabileceğini bugünlerde görmeye başlıyor.
Amerika'nın Türkiye'yi hiç anlamadığını söyleyemeyiz. Yani baktığımız zaman bugün işte bu operasyona yönelik, Zeytin Dalı Harekatı operasyona yönelik sıcak mesajlar yani çok veriyorlar. Çok sert bir mesaj yok. Yok. Yani anlıyoruz ama itidal çağrıları görüyoruz. Şimdi, PKK dediler ama ilk defa. PKK da diyorlar. Onu kabullenmeye başladılar. Başladılar. İşte Afrin'dekini SDG'nin yapısı dışında değerlendirmeye başladılar. Dolayısıyla biz orada yokuz. Orası hani bizi çok fazla ilgilendirmez demeye başladılar. Ve ama bir yandan da Münbiç konusunda mesela işte gelmeseniz iyi olur. İyi olur türünden mesajlar var. Tabii arada diplomasi işliyor. Amerikan yönetiminin bölgeye yönelik stratejilerinde etkin olmaya çalışan tek ülke Türkiye değil. Ve bunların hatalı olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini söyleyen İngiltere gibi farklı ülkeler var ki biz bu ülkelerin bugün Türkiye ile çok daha yakın durduğunu görüyoruz. Mesela İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson açık açık bu operasyona destek verdi. Yine Fransa'dan benzeri biraz Hollanda'dan. Daha... Bir yandan aslında şey de var. Bu operasyonu Türkiye ile ilişkileri iyileştirme anlamında bir fırsat olarak gören Hollanda gibi ülkeler. Çünkü Hollanda malumunuz çok... geçen sene çok üzüldüğümüz olaylar vardı. Sıcak mesajlar gelince zaten herkesin aklına o geldi. Hollanda ile ilişkiler düzeliyor diyor. Aman ben bir şey söyleyeyim mi Özcan? Çok sert konular konuşuyoruz. Şimdi hafta sonu insanlar açmışlar ekranlarını. Bir yandan bu operasyonu çok merak ediyor Rus hep beraber. Tabii ki haber alma araçları haber, gazete ve internet insanların. Başka takdirde başka şekilde haber almak mümkün değil. Şimdi açtılar burası hafta sonunu izliyorlar. Oh diyorlar oğlum bize kim bilir ne güzel şeyler anlatacak. Biz bir yandan işte Amerika diyoruz, bir yandan Afrin diyoruz, bir yandan Münbiç diyoruz vesaire vesaire. Ben diyorum ki dünyayı kadınlar yönetseydi ne güzel olurdu. Dünyayı kadınlar yönetseydi. Bak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir kadın olsaydı ama Hillary Clinton çok sert bir kadın. Daha böyle ılımlı bir kadın olsaydı. Ondan sonra bütün mesela ülkelerin yöneticileri kadın olsaydı ne olurdu? Ne olurdu? Şimdi, Özcan hiç hayatında duymadığı bir soruyla karşılaştı. Tabii ki duymadım böyle bir mesele bir kadın olsaydı. Ama şöyle de bir durum var. Kadın olsaydı daha iyi olurdu diyemeyeceğim yani. Aa, niyemiş o? Şimdi fazla da derinlemesine girmiyorum ama yani kadın o dışişleri bakanıydı Hillary Clinton, evet. ABD'nin dışişleri bakanıydı. Onun süreci onun elinde hazırlandı bugünkü Amerikan dış politikasının ilk evreleri diyelim Suriye'ye dair. Ama Hillary Clinton demeyelim dedim ben sana zaten öncesinde. Ama kimi diyeceğiz o zaman? Condoleezza Rice. Harika bir kadın. Yani Irak döneminin. Aa, evet. Eyvah bir dakika. Madeleine Albright. Çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim kendisi hakkında. Devletlerin bak Dışişleri Bakanlığı konumunda aslında genelde kadınlar oturuyordu. Peki o zaman ben de sana şöyle diyeceğim. Bir yandan diyeceğim. Da şunu aslında kadın olduğunda biraz daha fazla sert davranma gereği de duyuluyor diyebilirim. Bak sen, bak. Ben de sana o zaman şöyle bir metabolizma yanıtı vereceğim. Az sonra Profesör Doktor Nevzat Tarhan bizlerle beraber olacak. Sen amigdala'dan haberdar mısın? Amigdala ne biliyor musun? Bizim şuralarımızda olan duygularımızı yöneten parçamız. Yapılan araştırmalarda erkeklerin amigdalalarının şurada bir uzantı oluşturduğu görmüş. Duyguları yönettiği için o uzantıdan dolayı erkekler daha sert ve daha vahşilermiş. Ne diyorsun? Bizde yok o. Yok ben buna katılırım. Ben buna katılırım ama işte... Özcan diyor ki nereye düştüm ben? Ne güzel ya, Amerika'yı anlatacaktım. Ama kadının da işte erkeklerin kendilerini hakim konumda hissetmeye çalıştığı bu dünyada daha hakim konuma gelmeye niyetlenenleri açısından diyorum. Siyasette yükselen kadınlar genelde böyledir. Bunu da kabul etmek lazım. Yani çok güçlü, dominant kadınlardan bahsediyoruz. Yani Hillary Clinton böyle bir karakterdir. Evet. Condoleezza Rice böyle bir karakterdir. Dolayısıyla hani amigdala meselesine dönecek olursak bunlar erkekleri sollarlar. Belki de. Nokta diyor. Peki son bir soru sormak istiyorum sana. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı koltuğunda Donald Trump değil de
Hillary Clinton otursaydı farklı olur muydu Suriye politikasında bazı şeyler? Şimdi yapılan tercihlerden PKK ile işte yol yürünmesi ve Esad yönetimine karşı işte ikircikli bir tavır izlenmesi. Clinton döneminde yapılan tercihlerden bahsediyorum. Bugün yapılanlara bakıyorum. Çok farklı bir şey olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü bu bir devlet politikası belli ki. Yani Amerikan yönetimi az önce bahsettim ya, mesela Hillary Clinton'la ilgili enteresan bir mail söyleyeyim size. Hillary Clinton'a işte WikiLeaks'te çıktı bu. Bir danışmanı bir mail gönderiyor. 2010 yılında falan işte. Türkiye, Mısır ve İran arasında o dönem bir yakınlaşma söz konusu. Bu üç ülke arasında yakınlaşma söz konusu diyor danışmanı. Ve bu üç ülkenin ekonomik potansiyellerinin, askeri potansiyellerinin, siyasi potansiyellerinin, üç Müslüman devlet Orta Doğu'da birleşmesine yönelik bir süreç olduğunu iddia ediyor buradaki uzmanlar diyor. Orta Doğu'dan bildiriyor kendisine. Bu üçünün birleşmesi Amerika'nın çıkarları açısından nasıl bir tehdit arz eder? Bunu ekibinizle danışmanızı, ekibinizle tartışmanızı ve askeri analistlere de sormanızı tavsiye ediyorum. Ona göre Amerika bir şeyler düşünmeli diyor. Aslında bizim bugün geldiğimiz nokta, az önce söyledim ya, Suriye'de Türkiye'nin önünü bir tampon oluşturmaya çalıştılar. Mısır'da Mursi'yi devirdiler. İran'da Ahmedinejad gitti. Ruhani ile bir sürece İran'ı hapsetmeye çalıştılar. Bütün bunlar o Hillary Clinton'a yapılan önerinin aslında çok ciddiyetle tartışılıp ve buna yönelik bazı planların da yapıldığına işaret ediyor. Özcan, çok keyifli ve fırtına obüsleri gibi nokta atışlı tespitlerin var. Seni Habertürk gazetesinde okumak gerçekten çok keyifli ve bilgilendirici. Onu söylemek istiyorum. Ha. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Evet. Daha güzel, daha keyifli, daha barış dolu günlerde, o coğrafyaya barışın geldiği dönemlerde inşallah yine birlikte olalım ve diyelim ki yaralar nasıl sarılır, i̇nşallah. Nasıl tekrar bu bağlar kurulur, nasıl bir yol izlenir? Tekrar bizimle birlikte olursun güzel günlerde inşallah. İnşallah, hepimizin temennisi. Tekrar teşekkürler. Kısacık bir ara vereceğiz ve bir de olayın psikolojik bölümüne ve psikolojik boyutuna ışık tutacağız. Ve bu konuda çok önemli bir isim bizlerle beraber olacak. Gata geçmişi var. Aynı zamanda bir psikiyatrist ve Türkiye'nin en önemli psikiyatristlerinden biri. Aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan daha önce defalarca aslında farklı konularla ilgili önemli görüşlerine başvurduk kendisinin. Bu sefer de savaş psikolojisinden bahsedeceğiz. Önce kısacık bir aramız var, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.